Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamuru için süt, yağ, yumurta kullanmadan dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, pamuk gibi Ramazan pidesinin yapımını paylaşıyorum. Belirteyim ki kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Kaba 2 su bardağı ılık su. 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket 11 gramlık maya ilave edip karıştırıyorum. 5 dakika mayanın çalışması için bekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Unu az az ekleyerek karıştıracağım. Sonda ne kadar un kullandığımı belirteceğim. Unlar farklı olduğu için sizlere de tavsiyem unu az az ekleyin lütfen. Önce tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Hamur kıvam alınca kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Tezgaha un ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar hızlıca yoğuruyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Azıcık ele yapışan, yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Hamuru mayalandıracağım kaba azıcık un serpiyorum. Hamurun daha çabuk ve güzel kabarması için bu şekilde 4 kez katlayıp kaba alıyorum. Kabın üzerini streçle kapatıp hamur iki katı büyüyünceye dek yaklaşık 45 dakika ılık bir ortamda mayalandırıyorum. Hamur mayalandı. Tezgaha azıcık un serpip hamurun havasını alıyorum. İki eşit parçaya bölüp beze yapıyorum. Fırın tepsisine un serpiyorum. Bezeyi tepsiye alıp elimle genişletiyorum. Üzerini temiz bir mutfak beziyle kapatıp 30 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Diğer bezeyi de aynı şekilde hazırlayacağım. Üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısına, 1 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Elimi hazırladığım sosa bulayarak pideye şekil veriyorum. Üzerine de sostan sürüyorum. Son olarak çörek otu serpiştiriyorum. Önceden 230 derecede alt üst ayarda ısıttığım fırında üzeri kızarıncaya dek pişiriyorum. Benim fırınımda tam 15 dakikada pişti. Pideler hazır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, pamuk gibi. Çok ama çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.